Sevgili arkadaşlar, ablalar, bacılar, abiler, kardeşler, hepinize merhabalar. 2020-2021 yılına başlamış bulunuyoruz. Bu sezon için ilk çekimim. Bildiğiniz üzere bundan önce düşüncede yolculukla başlamıştık. Düşüncede yolculuktan düşünce okuluna doğru tekamül ettik. Düşünce okulu ve düşüncede yolculuk. Düşüncede yolculuk devam edecek bu arada. Geçen sene yayında değildim ve bayağı bir talepler geldi. Biraz da piyasayı yokladım, ben olmadığım zaman neler oluyor diye. Beni merak eden, özleyen arkadaşlar varmış. Bunu duyduğum için çok memnun oldum. Ve hatta beni taklit etmek isteyen arkadaşlar da varmış. Onları da gördüm, yakaladım. Tabii bunlar küçük arkadaşlar değil benim gibi, koca koca arkadaşlar. Onlarla alakalı hukuki süreci de başlattım. Tabii bunları beklemiyordum. Söylediğim şeyler, konuştuklarım böyle havada buhar olup gidiyor zannediyordum. Halbuki öyle değilmiş. Bir yerlerde kalıyormuş. Taklit ediliyormuşum. Bunu duymak, bunu görmek bir açıdan güzel ama bir açıdan güzel değil. Bakalım yani bu hukuki süreç nereye doğru gidecek bilmiyorum. Ama düşüncede yolculuğu taklit etmek isteyen arkadaşlarla hukuki süreci başlatıyorum. Başlattım. Bakalım süreç nasıl gelişecek. Yanımda oğlum var. Asım Esat. Eski başladığımda küçük bir şeydi. Hatırlıyor musun? Senden bir düşüncede yolculuk çekmiştik. Ama yayınlamadık. İyi ki yayınlamamışız değil mi? İstersen ilk önce seni tanıyarak başlayalım. Asım Esat kimdir? Sence Asım Esat kim? Onu ben de bulamadım. Bana eşlik ediyor. Birazdan arabadan ineceğiz. Amsterdam'da çekimler yapacağız. Bu çekimler esnasında bana eşlik edecek. Asistanlığımı yapacak. Teşekkür ederim şimdiden. İyi ki varsın. Fokus. Düşünce okulu 2020-2021 yılı başladı. Başlıyoruz. Bildiğiniz üzere düşüncede yolculukla başlamıştık. Düşüncede yolculukta biraz demlenmeye başladım. Keşfettiğim bazı şeyler oldu. Yakalayabildiğim bazı şeyler oldu. Bunları da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bu yakaladığım şeyleri sizlerle paylaşabilmek için biraz daha böyle disipline bir şekilde çalışmam gerekiyor. Bunun için de düşünce okulu ortaya çıktı. Bu paylaştığım konuları ben gerçekten hayatımda yaşadığım şeyler. Yani böyle laf olsun diye yapmıyorum bunları. Gerçekten bizzat yaşıyorum. Kafamdaki soruların gerçekten anlamını, cevabını arıyorum. Ve bu sürecin sonucunda da bir yakaladığım, demlendiğim bazı şeyler var. Ve diyorum ki bunları mutlaka paylaşmam lazım. Tabii düşünce okuluna katılacak arkadaşlar arıyorum. Yani bu biriktirdiğim, demlendiğim konuları paylaşacak bir ders halinde, disipline bir şekilde paylaşacak zeminler arıyorum. Düşünce okulunda bunu yapıyoruz. 24 Nisan 2020'de ilk kursumuz başladı. Ve 24 Nisan'dan işte sezon sonuna kadar, Temmuz ayına kadar bayağı bir öğrencim oldu. İsim vermeyeyim şu anda. Ve 2020-21 sezonunda da böylelikle başlamış oluyorum. Ve yeni kayıtlar da alıyorum. Ve kayıt olabilirsiniz. Kayıt olacağınız yer www.düşüncedeyolculuk.com/düşünceokulu. Buraya bastığınız zaman aşağıda linkte de var. Oradan da bakabilirsiniz. Buraya bastığınız zaman otomatikman kayıt olduğunuz forma geliyorsunuz. Bu formu doldurup gönderdiğinizde bana geliyor. Ben de onları işlemlemeye çalışıyorum. Ve gruplara göre, başvurulara göre sıraya alıyorum. Tabii bu uzun bir süreç. Böyle bir derslik bir şey değil. Biraz uzun zaman alıyor. Ve bu zamanda şöyle kullanıyoruz. 6 haftalık dönemler yapıyoruz. Her bir ders, her bir bölüm 6 hafta sürüyor. 6 hafta bunları işliyoruz. Ondan sonra ikinci bir dönem başlıyor. Sonra bir 6 hafta daha gidiyor. Ve böyle gidiyoruz. Ve bu süre içerisinde de sizin aklınıza yatıyor mu, yatmıyor mu, ilginizi çekiyor mu, çekmiyor mu bunlara bakıyorsunuz.
ilginiz çekmiyorsa elbette ki selam deyip yolunuza bakabiliyorsunuz. Bu zorunlu bir şey değil. Bir de bu kurslarımız ücretsiz, ücreti tabi değil. Bu düşünce yolculuğunun içerisinde aslında hep gerçekliği aradım. Gerçekliğe yaklaşmak istedim. Bir tık daha gerçekliğe ulaşmanın telaşı içerisindeydim. Bunun için herkesi rahatlıkla dinledim, konuşturdum. Ve bu süreç beni bir şekilde biriktirdi. Ve bu birikimin sonucunda geçen dönemlerde şöyle bir şey yaşamıştım. İyi güzel de bunu bir şey yapmam lazım. Böyle bir formüle etmem lazım. Derken bu formülasyonun içerisinde The Aslam diye bir şey yakaladım. Aslında aradığım şey şuydu. Şimdi bugün dünyada iki türlü okuma biçimi var. Birinci okuma biçimi seküler bir okuma biçimi. Yani olayları ve olguları tanrısız bir şekilde okuma biçimi. Ve bugünkü güçlü bir okuma biçimi bu. Bütün bilim dalı seküler bir okuma biçimi içerisinde. Yani Tanrı ve Tanrı'nın sözleri tamamen dışarıda. Tamamıyla insan aklının kaşifinin ürettiği bir okuma biçimi. İyi güzel, hoş. Burada gerçeklikler var. Ama bir nokta var ki yeterli değil. Çünkü insan aklının soft bir bilgiye de ihtiyacı var. Yani keşfin dışında o keşfin nasıl okuması gerektiğiyle alakalı dışarıdan başka bir bilgiye ihtiyacı var. Bu sefer bilim felsefesi hemen devreye giriyor. Bir takım bir şeyler söylüyor. Felsefe bu konuda bir şeyler söylüyor. Ve felsefe de aslında biraz daha fazla seküler bir okuma biçimi. Yani tanrısız bir okuma biçimi. Elbette ki felsefe Tanrı ile alakalı bir sürü şey söylüyor. Tanrı'yı anlamaya çalışıyor. Tanrı'nın ne yapmak istediğini, işte nasıl bir şey yaptığını anlamaya çalışıyor. Fakat eşyaları okumaya başladığı zamanda ise hemen oradan Tanrı'dan bir şekilde soyutlanarak okuyor. Şu anda günümüzde diğer okuma biçimi ise de o da şu. Tanrı adına ruhban mantıkla bir okuma biçimi. Yani Tanrı dedi ki şöyle 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 şöyle. O zaman biz bunu böyle 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 okumamız lazım. Bu da gerçekliği okumaktan uzaklaştırıyor. Çünkü bir takım ruhban bir okuma biçimiyle beraber o olguları okumaya başlıyorsun. Bunu hem Hristiyanlık dünyası için söylüyorum, hem İslam dünyası için söylüyorum, hem Budist dünya için söylüyorum, hem Hinduizm dünyası için söylüyorum. Yani aslında Tanrı adına konuşanların ruhbanlaştırdığını görüyorum ve bu ruhbanlaşmak da bizi gerçeklikten uzaklaştırıyor. Belki bu çok büyük bir iddia olacak ama bu iki okumanın dışında da üçüncü okuma biçiminin ben şahsen The Aslam olduğunu düşünüyorum ve The Aslam olarak formülize ediyorum. The Aslam nedir? The Aslam ilk önce kendinle barışık olmandır. Yani kendinle iyi geçinen, kendini anlayan, ne dediğini, ne yapmak istediğini, nasıl bir duruş sergilemek istediğini, hayattan neler beklediğini bilen, kendisiyle alakalı barışık olan olmak demek gerekiyor. Kendine selam olman gerekiyor. Birinci selam bu. İkinci selam ise konuları doğru bir şekilde değerlendirebilmek için, doğru okuyabilmek için. İkinci selam ise Rabbinle selam olman lazım. Seni yaradan, sana hayat veren, sana şekil veren, seni bu hayata getiren, bu hayatta var eden Rabbinle de selam olman lazım. Üçüncü selam ise kişinin ilk önce annesiyle. Çünkü annesi onu hayata getirdi. Annesinin etiyle, annesinin kanıyla, annesinin sütüyle var oldu. Annesinin emekleriyle var oldu.
Bir kişi, bu hayatta var olan bir kişi ilk önce annesiyle ilişkilerini düzgün yapması, düzgün tutması lazım. Onunla selam olması lazım. İki, babasıyla da. Üç, yakın akrabalarıyla. Dört, uzak akrabalarıyla. Beş, içinde yaşadığı şehrin insanlarıyla. Yani ben şu anda Amsterdam'dayım. Amsterdam'daki bütün insanlarla ilişkilerimi esselam üzere kurmanın yoluna bakmam lazım. Yani şu an şu trafikte gidiyorum. Şu an şu trafikte giderken sinir yapmadan, öfke yapmadan, onların da haklarını koruyarak burada var olmam. Onlarla beraber var olmam. Onlarla beraber esselam olmam. Sonra ülkendeki bütün insanlarla esselam olmak. Din, dil, mezhep ayırmaksızın bütün insanlarla esselam üzere ilişkiler kurmak. Sonra içinden geldiğin toplumun, aşiretin, mezhebin insanlarıyla da esselam olmak. Yani herkesle, dünyadaki bütün insanlarla, annenden babandan başlayarak, dünyadaki bütün insanlarla ilişkilerini esselam üzere kurmak. Dördüncü selam ise hayvanlarla, kedilerle, köpeklerle, atlarla, eşeklerle, sığırlarla, koyunlarla, kuzularla, tavuklarla, velhasıl bütün canlılarla esselam olmak. Beşinci selam ise otlarla, bitkilerle, çiçeklerle, havayla, suyla, yani doğayla ve evrenle esselam olmak. Ve onlarla olan bütün ilişkileri de esselam üzere inşa etmek. Yani bir yere bir fabrika mı kuruyorsun? Kurduğun fabrika oradaki doğayı yok etmemeli. Bir yere bir yol mu inşa ediyorsun? İnşa ettiğin o yol oradaki o doğayı bozmamalı. 2020-2021 yılı içerisinde İki kulvardan hareket etmek durumunda kalıyorum. Bir, düşüncede yolculuk devam edecek. İki, düşünce okulu devam edecek. Tabii işim biraz daha zorlaşacak. Sırtımdaki yük biraz daha artacak. İnşallah hakkından gelebilirim. Tabii bunun için sizin desteğinize de ihtiyacım var. Beraber düşünmek, beraber akletmek, beraber yol almak için sizlere ihtiyacım var. Herkesi davet ediyorum. Burada herhangi bir sınıf ayrımım yok. Yeni düşünce sistemine, yeni düşünce okuma biçimine merak eden herkese davet ediyorum. www.düşüncedeyolculuk.com/düşünceokulu. Burada bir form var. Bu formdan kaydolabilirsiniz. Formu doldurup gönderdiğinizde bana geliyor. Tabii bütün çalışmalarımız online platformda oluyor. Bir daha söyleyeyim. Evet. www.düşüncedeyolculuk.com/düşünceokulu. Bastığınız zaman, gittiğiniz zaman orada otomatikmen kayıt olacağınız formu görüyorsunuz. Oradan kayıt olup kayıtlarınız bana gelecek. Ben de orada sıraya koyarak sizlerle bu düşünce okulunda beraber hareket etmiş olacağım. Beni şu ana kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kayıtlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Düşünce okulunda görüşmek üzere.